Kaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Yol açması için bölgeye gönderilen iş makinesi ve 4 kişilik personel de yolda kalınca bölgede 17'si asker 21 kişi araçlarının içerisinde mahsur kalıp beklemeye başladı. 21 kişiye ulaşma çalışmaları dün gece saat 21.30'dan itibaren aralıksız devam etti. Kar esaretinin 20. arama çalışmalarının ise 14. saatinde Milli Savunma Bakanlığı bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterli arama kurtarma timini gönderdi. Balıkesir 9. Anajet üssünden havalanan Cougar tipi arama kurtarma helikopterleri Edremit Havaalanı'nda yaptığı yakıt ikmalinin ardından 21 kişinin mahsur kaldığı bölgeye doğru havalandı. Yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 21 kişinin bulunduğu bölgeye iniş gerçekleştiremeyen helikopter geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları AFAD, JAK ve UMKE tarafından karadan sürdürüldü. Mahsur kalan 21 kişinin kurtarılmasının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak şunları söyledi. Değerli arkadaşlar, Edremit ilçemizde dün akşam 19 itibariyle bize ulaşan bir ihbar üzerine Kaz Dağları Milli Parkımız içerisinde en zirve noktada konuşlanmış olan Hava Radar Komutanlığımızın personelini taşıyan askeri araçların ve onlara yol açmak için bölgede bulunan Büyükşehir Belediye'mize ait yol ekiplerimizin içinde bulunduğu araçların yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle ani başlayan yağış sebebiyle yolda mahsur kalmaları üzerine arama kurtarma faaliyetlerimizi yürüttük. İçişleri Bakanlığımızın genel koordinasyonu altında özellikle AFAD Başkanlığımızın destekleriyle, katkılarıyla bugün saat 11.15 sularında bütün personelimize hem 17 askeri personelimize hem de 4 belediye çalışanımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk ve şu anda an itibariyle onların nakillerini sağlıyoruz Edremit ilçemize. Hepsinin sağlık durumu iyi. Bu müjdeli haberi de sizler vasıtasıyla duyurmuş olduk.